Hüseyin Likoğlu Ekonomik tetikçilik gizlilik gerektirir. 1971 yılıydı. Hükümetlere ve büyük şirketlere danışmanlık yapan yaklaşık 2000 profesyoneli bünyesinde barındıran Main şirketinde yeni işe başlamıştım. Patronum şirketin ağzı sıkılığa ne kadar önem verdiğini özellikle vurgulamıştı. Boston Halk Kütüphanesi'nde bir masada otururken koyu yeşil bir elbise giymiş Esmer, nefis bir kadın dikkatimi çekti. Salınarak salona girip kitap raflarının arasından geçip karşıma oturduğunda fark etmemiş gibi yaptım. Ben dikkatimi önümde açık duran Dünya Bankası'nın Kuveyt'e ilişkin istatistiklerine vermeye çalışırken o da birkaç kez bacak bacak üzerine attı. Uzun denebilecek bir süre orada öylece durup bana baktı. Masanın etrafından dolaşıp yanıma geldi ve bana bir kitap uzattı. Açık olan sayfada Endonezya hakkında bilgi içeren bir tablo ve sayfaların arasına sıkıştırılmış üzerinde şu bilgileri yazan bir kartvizit vardı. Claudine Martin, Özel Danışman, CT Main Inc. Tanışmak üzere elini uzattı ve yanımdaki sandalyeye oturdu. Fısıldayarak Eğitimimde yardımcı olmak üzere görevlendirildiğini söyledi ve beni ilk görevime hazırlayacağını söyledi. Jakarta'ya gidiyorsun dedi. Sonra da üzerimden uzanıp incelemekte olduğum kitabı kapattı. Artık Kuveyt yok. Elimi tuttu ve beni yavaşça koridora götürüp bir kartvizit daha uzattı. Bunun arkasında elle yazılmış bir adres vardı. Ev adresim dedi. Yarın öğlen bekliyorum. Şaşkınlıktan resmen dona kalmıştım. Gitmek için arkasını döndüğü sırada bir kez daha yarın dedi. Lütfen bundan kimseye söz etme, eşine bile. Ertesi gün daha ilk sean sona ermeden sevgili olmuştuk. Ondan sonra Claudine'in Beacon sokağındaki evinde düzenli olarak buluştuk. En samimi erkek arkadaşlarına bile söz etme, bu bizim sırrımız olarak kalmalı. Sonra da beni ekonomik tetikçiler hakkında eğitmeye başladı. Mesleğimizin 1950'li yılların başlarında Anahtar bir olayla başladığını söyledi. Masanın üzerine bir harita yayıp Soğuk Savaş döneminde İran'ın satranç tahtasında neden kritik bir parça olduğunu anlatmaya başladı. Ülke petrol dolu ama haritaya işaret etti. Daha da önemlisi komşularına bak. Sovyetler Birliği, Türkiye, Irak, Suudi Arabistan, Afganistan ve Pakistan. Ayrıca İran'ı kontrol eden taraf Basra Körfezi'ne de hükmeder ve kolaylıkla İsrail, Lübnan, Ürdün ve Suriye'ye roket saldırısında bulunabilir. Haritayı katladı, İran'ın petrol kaynaklarını millileştirdi. Musaddık'ın petrolü millileştirmesinden sonra CIA direktörü Alan Dulles bu konuda bir şeyler yapılmasını talep etmişti. Ancak İran'ın Rusya'ya coğrafi yakınlığından dolayı Başkan Eisenhower nükleer bir savaşa yol açabileceği endişesiyle bir kara harekatına izin vermemişti. Bunun yerine Kermit Roosevelt adında CIA ajanı birkaç milyon dolarla İran'a gönderildi. Roosevelt ülkeyi karıştırmak için yeterli sayıda serseri kiraladı. Musadık 1953 yılında devrildi. Onun yerine CIA'nin seçimi olarak petrol şirketleri ve Washington yanlısı Muhammed Rıza Pehlevi getirildi. Ama burada iki sorun vardı dedi Claudin. Birincisi Kermit üzerinde bir kimlik taşıyan CIA ajanıydı. Yakalansaydı hükümetimiz en hafif deyimiyle son derece güç bir duruma düşecekti. Birileri bu olayı sızdırdı ve bu da ciddi kırılganlıklara neden oldu. Utangaç bir şekilde gülümsedi. İşte senin rolünde tam burada başlıyor. Kirli işlerini yaptırmak için devlet memurları yerine main gibi yükleniciler tutacaktı. Endonezya'da benden beklenen bu mu olacak? Aynen. Endonezya kritik bir ülke tıpkı İran gibi. Asıl adı olan Java, gezegendeki en yoğun nüfusa sahip toprak parçasıdır. Endonezya, dünyada en fazla Müslüman halka sahip ülke ve bir petrol denizi üzerinde bulunuyor. John Perkins, bir ekonomik tetikçinin itirafları adlı kitabında nasıl ekonomik tetikçi olduğunu bu satırlarla anlatıyor. Bu satırları niye mi alıntıladım? Türkiye ile IMF arasında bugüne kadar 19 standby anlaşması imzalandı. 2008 yılında biten 19. anlaşmanın ardından IMF ile yeni bir standby anlaşması yapmama kararı alındı. IMF'ye olan borcun son taksidi Mayıs 2013'te ödenerek Türkiye'nin IMF'ye borcu sıfırlandı. O tarihten beri Türkiye'nin başına gelmeyen kalmadı. Gezi 17-25 Aralık 15 Temmuz finansal terör saldırısı. Hepsi IMF ile borcun bitmesinin ardından yaşandı. Türkiye geçen hafta CHP'li Faik Öztrak'la İyi Partili durmuş Yılmaz'ın IMF ile gizli buluşmasını tartıştı. Neymiş? Niye gizli buluşmuşlar? Çünkü ekonomik tetikçiliğin temel özelliği gizliliktir. Hüseyin Likoğlu Yeni Şafak